Hepinize merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine doğal ve güzel bir vlogla karşınızdayım. Öncelikle masam her zaman olduğu gibi yine dağıldı ve bunu sizlerle toplayacağız. O zaman ben masamı toplamaya geçeyim çünkü başlamaya orası daha da dağılacak ve daha da toplamak istemeyeceğim. Geçiyoruz. Ya dediğim gibi çok dağıldı. Hepsini hemen toparlayıp bu işten kurtulmak istiyorum. Masamı toplama işimi bitirdim. Arada bizim edebiyat hocamız bize 15 tatilde okumamız için kitap isimleri vermişti. Ben de içlerinden Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabını seçtim. Gerçekten ismini her yerde duyuyordum ve merak ettiğim de bir kitaptı. Zaten ince, çok kısa sürede bitecek bir kitap. Ben daha başındayım. Yemek yediğim için az önce gördünüz zaten. Başına başlayabildim sadece. Başından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tane adam var ve tüccar. Ama bu adamın hiç parası yok ve içki içiyor. Yani parası olmamasına rağmen içiyorsa artık ne diyebilirim ki? Artık bağımlısı olmuş diyebilirim. Geçimsizlikleri aşırı derecede var. Üstüne giyecek bir paltoyu bile zor alıyor. Ama paltoyu almak yerine adamlar borçlarını vermediği için bizim asıl başrol karakterimize adam paltoyu alamıyor ve kışı paltosuz geçirmek zorunda falan kalıyor. Ve elinde olan parayla da gidip içki alıyor. Bence yanlış. Ne kadar tiryakisi olsa da almamasını düşünürdüm ama çok tiryakisi olduğu için de bir şey diyemeyeceğim tabii ki. Böyle geçimsizlikle bir başlayan bir hikayeydi. Kapak fotoğrafı böyle zaten. Sanki geçimsizlik çeken bir aileden bahsettiği için bu fotoğrafı koymuş olabilirler. Dediğim gibi başındayım ama diğer taraftan okuduğumda size tabii ki de anlatacağım. Benim arkadaşlarımdan da birkaç kişi okumuştu ve ben de bu kitabı çok merak ettiğim için bu kitabı seçtim. Bakalım ne olacak, merak ediyorum çünkü İnsan Neyle Yaşar kitabının ismini duyunca da insanda bir merak uyandırıyor açıkçası. Oh.
Üzerime geliyor. Nasıl kızlar? Efsane. Hayatımda kız kısmetle bulmayayım. Küçük şaka var. Arkadaşlar, doğa yürüyüşüne geldik. Burada zaten suyu görüyorsunuz. Aşırı efsane, bir sürü burada da video çektim. Onları vlogda bir önceki sahnelerde gördünüz. Bence çok güzel oldu. Kitap okuyordum ve bir anda annem dedi ki gezelim. Ben de temiz bir orman havası, doğa havası almak için geldim. Bence aşırı güzel. Güneş de var ve bizi çok güzel ısıtıyor. Asla soğuk değil. Güzel, serin de bir esinti var. Ablam da yanımda. Hepinize merhaba. Bugün hava gerçekten çok güzel. O yüzden bir doğa yürüyüşüne çıkmak hepimize çok iyi geldi. Aynen. Bu arada böyle güzel bir doğada da hatırlatmasını yapayım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, su terası buldum. Annem yenilebileceğini söyledi. Temizim, şu an tadına bakacağız. Yakından da göster yaprağını. Tadına bak. Tadı daha önce denediğim gibi süper acı. Vallahi yemeklerin yanında olsa efsane olur. Ama sadece biraz acı geldi. Su çok temiz olduğu için ve bir sürü süper acı bulduğumuz için akşam yemeğin yanına toplamaya karar verdim. Ve bunları da sizin için çekeceğim.
berrak, bayağı bildiğiniz akarsu ve kereler de bayağı berrak. Onun için topluyorum. Annem dedi zaten bu kadar berrak bir su böyle doğal kereleri bulmuşsunuz, kaçırmayın bence diye. Ben eve geldim ve kitabı bitirdim. Bilin bakalım kitapta neler neler oldu. Kitabı hiç böyle beklemiyordum. İçindeki karakterler bir şeyden başka bir şeye dönüştü resmen. Yani bayağı şaşırtıcı bir sondu diyebilirim. İnsanın neyle yaşadığını da öğrenmiş oldum. İnsan sevgiyle yaşıyormuş arkadaşlar. Hatta Tolstoy'un bir sözü var, onu size burada okumak istiyorum. Sevgi neredeyse Tanrı oradadır. Bence gayet güzel bir söz ve ayrıca içinden bir söz daha söylemek istiyorum. Emek ucuz ama ekmekse pahalıydı. Bence gayet günümüzü anlatan bir söz. Ve gayet güzel bir söz. Bundan dolayı kitabı beğendim. İçinden biraz bahsedecek olursak, tüccarın tabii ki herkes fakirden zengine mi yükseldiğini falan düşünüyor. Ayakkabı tüccarıydı bildiğiniz gibi. Zenginden fakire yükseldi ama bu para anlamında değil, kalp anlamında birçok şey öğrendi. Ve bir sürü güzel öğütler aldı yanında çalışan çırağından ve çırağın farklı bir şeyden farklı bir şeye dönüşmesi, sonunda farklı bir şeyler olması gerçekten bizi şaşırtıyor. Bundan dolayı kitabı okumanızı öneririm. Çok spoiler vermeden anlatmaya çalıştım ama kitap dediğim gibi ters köşelerle bitti açıkçası. Ama beklediğim bir son muydu? Hayır, ama güzel bitti. Ve bu kadardı. Top dolu bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzeldi. Klasik olacak biraz ama ben bu videoda eğlendim. Siz de beğendiyseniz bu videoya like atmayı ve kanalıma abone olup videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.